İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi üzerine İYİ Parti grubu adına söz aldı. Bütçede işsizlik, enflasyon ve faiz oranları gibi temel ekonomik göstergelerde umutsuz bir tablo çizildiğine dikkat çeken Akalın, vergilerin yüksekliğini de eleştirdi. Kalkınmanın olmazsa olmazı ise araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmaları ve bu çalışmaların planlı bir şekilde uygulanmasıdır. Gelişmekte olan ülkelerin orta gelir tuzağına takılmasının sebebi bu ülkelerin Ar-Ge ve yenilik programlarına yeterli destekleri olmaması ve Ar-Ge çalışmalarının zenginliğe dönüşmemesidir. Bakın şimdi 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifinde araştırma, geliştirme ve yenilik programı için ayrılan kamu payı 40 milyar 274 milyon liradır. Bu rakamın toplam bütçedeki oranı ise %0,36 gibi oldukça düşük bir oran. Buna özel sektörün yapacağı Ar-Ge harcamalarını da katarsanız %1'i bile bulmayacaktır. 2020 yılı gayri safi yurt içi hasıladan Ar-Ge yatırımlarına ayrılan toplam pay %1,1 iken 2024 yılı için öngörülen gayri safi yurt içi hasılaya oranın %1'in üzerine çıkacağını söylemek pek mümkün değildir. Geleceğin dünyasında rekabet edebilirliği ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir ülke için bu oran oldukça yetersizdir. Dünyanın sanayi 4.0 teknolojisini gerine bıraktığı ve yeni yapay zeka teknolojisinin kullanıma sunulduğu, Endüstri 5.0'ın konuşulduğu gerçeğinden hareketle ülkemizin her yeni yıl bütçesindeki oranının arttırılması gerekirken gelecek yılın bütçesinde bu oranın düşürülmesi hedefini milletimizin takdirine bırakıyorum. Değerli milletvekilleri, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almak istiyorsak, hala böyle bir hedefimiz varsa bu hedefi ancak teknolojik gelişmelere yaptığımız katkıyla sağlayabiliriz. Bu katkıyı da ancak ve ancak Ar-Ge çalışmalarına verdiğimiz değer ile yükseltebiliriz. Bu bağlamda Dünya Bankası verilerine dayanarak orta yüksek gelir düzeyinde bulunan ve rekabet edebilirlik açısından ülkemize eşdeğer olan bazı ülkelerden örnek vermek istiyorum. Mesela Belçika'da gayri safi yurt içi hasıladan Ar-Ge çalışmalarına ayrılan pay %3,5'tür. İsrail'de bu oran 5,4'tür. Güney Kore'de ise bu oran %5'lere yaklaşmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinin ortalaması ise %2,3'tür. Özellikle son katılan ülkeler Bulgaristan, Polonya ve Romanya Avrupa Birliği ortalamasını bu değerlere düşürmüştü. Dünya Bankası'nın raporlarına baktığımızda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamının Ar-Ge yatırımlarına ayırdıkları payı her geçen gün artırdıklarını görmek mümkün. Gelişmiş ve rekabetçi bir ekonomi oluşturmanın yolu sürekli yenilik yapabilmek ve bu yenilikleri ticarileştirebilmekten geçer. Bu sadece özel sektörde değil, kamu sektöründe de yenilikçi çözümler ve hizmetler geliştirmeyi gerektirir. Yüksek teknolojili ürünlerin üretimi, ihracatının arttırılması ve böylelikle ekonomik büyümenin sağlanması güçlü bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemi ile mümkündür. Değerli milletvekilleri, yine ülkelerin yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi içindeki paylarına baktığımızda gelişmişlikle ve zenginlikle ne kadar alakalı olduğunu görebiliriz. Bakın bu bağlamda dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinin ortalaması %24'tür. İsrail'de bu oran %30 iken Türkiye'de sadece 3,3'tür. İsrail'in kabadayılığı acaba buna mı bağlıdır? Bu aynı zamanda ulusal güvenlik ve savunma alanında da bağımsızlık ve güçlü bir duruş için çok önemlidir. Bu unsurların başında üniversiteler, katma değeri yüksek ürün üretme kapasitesi ve teknoloji yatkınlığı olan kurumlar ve üniversite sanayi işbirliği gelmektedir. Bunun için başta üniversite sistemimizde Ar-Ge ve Ar-Ge Üniversitesi kavramına uygun bir üniversite yapılması oluşturulmalıdır. Üniversitelerin teknolojik yapılanması Ar-Ge ve İhtisas Üniversiteleri şeklinde tanımlanmalı. Mevcut hantal araştırma üniversiteleri kavramı
tekrar gözden geçirilmeli. Üniversitelerin öğretim elemanı yapılanması buna göre oluşturulmalı ve gerçek manada üniversite sanayi işbirliği geliştirilmelidir. Üniversitelerde Ar-Ge mühendisleri yetiştirilmesine yönelik alanlar açılmalıdır. Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge çalışmaları yapan mevcut öğretim elemanları göstermelik değil, gerçek manada desteklenmelidir. Ülkemizin teknolojik öncelik alanları gelişen ve değişen sanayi altyapısına göre tekrardan gözden geçirilmelidir. Özel sektörün teknolojik öncelikli alanlarda Ar-Ge ve somut teknolojik üretimleri yönlendirilmeli ve üretim yatırımları daha fazla desteklenmelidir. Yurt dışından teknoloji transferi daha çok desteklenmeli ve daha çok teşvik edilmelidir. Bütçede Ar-Ge ve yenilik uygulamaları için ayrılan pay en kısa sürede Avrupa Birliği ortalaması seviyesine yükseltilmelidir.